Evet, burası Adıyaman. Adıyaman artık oldu Acıyaman. Burada birinci, ikinci günü kurtarma ekibi de gelmedi. AFAD da gelmedi, UNKA da gelmedi. Ama iş makineleri gelmedi. Gelenlerin mazotu yoktu. Jeneratör kısıtlıydı. Hilti yoktu, kırıcı yoktu. Benim burada bir ciğerim var. Ama buraya 4 tane ciğerimi yaktım. Hani birine yanım? 7 tanesi gitti. Erken gelmiş olsalardı kurtarma imkanım olurdu. Ha, kendi imkanımızla 3 taneyi çıkarttık. Ama 7 taneye ben ciğerime gömdüm. Bizim ciğerimiz yanıyor. Benim bir ciğerim var yanıyor ama 7 tane ben kayıp vermişim. Bu kaybı kim getirecek bana? Sonuçta Adıyaman yetimdir. Adıyaman çıkmaz bir sokaktır. 35 kişi aynı çadırda, aynı ambarda kalıyorduk. Yani çok zor bir durumdu. Ben 5 gün boyunca hiç uyumadım. Çünkü çocuklarım sürekli gece çığlık atarak uyanıyordu. Ben her gece ağlayarak yanlarında bekliyordum her gece. Ama sesimizi duyan hiç kimse yoktu. Bizim insanlar hep tütün çadırlardaydı. Yani devlet çadırları ile bir şey yoktu. 6. güne kadar bu köye hiçbir şey gelmedi. Ne çadır geldi, ne bir fazla bir yardım geldi. 110 hanelik bir köydür. Bir az bir köy değil yani. Bu köye biz kavuşsak da bu köy hani ne oldu, ne olmadı? Ölen mi var, sağ mı var, ne oldu bu köye? Devlet tarafından öyle bir şey bu köye gelmedi. Bizim tütün, bizim eskiden iskele çadırı var, iskele tütünü vardı. Çadırları üzerine örtmüşlerdi. 5-10 ev beraber yaşıyorlardı. Cenazeler üst üste bir yan yana koymuştuk. Naylon çekmiştik. Battaniye çekmiştik. Yahu gelmediler. Cenazelerimiz 3 gün burada kaldı ya. Biz bile bir şey olur mu ya? Biz bunların düşmanı değiliz ya. Bunlar niye böyle yaptı? Niye bir imkan sağlanmadı? Niye bir askeriye gönderilmedi? Niye ambulans yoktu? Niye AFAD yoktu? Kimse bakmadı. Yetkili gelmedi. Vali yok. Emniyet yok. Polis yok. Mahallede bekçi yok. Belediye başkanı yok. 10 gün sonra 10. günde mahalle bekçileri biz gördük ya. 10 gün sonra ambulans gördük. Çatalaş köylüyüm, ben sanda oturuyorum. İsterse bu verdiğim şey için bugün beni tutuklasınlar. Bu zaten arabayla öleceğime cezaevinde yatarsam daha sevinirim. Kesinlikle devlet desteği gelmemiştir. Sadece hazine imkanı elinde aldığımız partinin, terörist dediğimiz partinin desteği gelmiştir bize. 2 tır malı göndermiş, biz orada indirmişiz. Onunla besleniyoruz. Kocamaraş hurdamaraş oldu, hurdacı oldu. Hey yer baksana nasıl binalar vardı, nasıl işçiler. Kardeşimin evi vardı şurada, enkaz oldu. Enkazın altından çıktı, ayağı kırıldı, kaynanasının kolu kırıldı. Çocuklarımız var, hamile yakınımız var. Dışarıdayız, soğuktayız. Konteyner versinler, bir barınma yeri versinler. AFAD'a gidiyoruz. Hep durmadan biz form dolduruyoruz. Formu doldurun biz size döneceğiz diyorlar. Formu doldurun biz size döneceğiz. Allah'ını seviyorsanız bu zaman süre içinde çocuklarımız hasta mı olsun? Biz nerede kalacağız? Yöneticileri, bilhassa da Maraş'ın yöneten insanları ben anlamıyorum. Diyecek bir şey de bulamıyorum. Bunlar köyümüzün kendi parasıyla yurt dışındaki insanlarımızın aracılığıyla yaptırılan konteynerler. Ve onun harici en az 10-12 tane konteynerimize de el koydu AFAD. Yani vermediği gibi olana da el koydu. İnsanlar kendi parasıyla yaptırdığı işte faturalı kendi konteynerlerine dahi el koydu. Yani biz burada ilk 3 gün boyunca donduk. Yani ilk 3 gün boyunca biz küçücük şu an 2 kişinin, 3 kişinin, 5 kişinin yattığı çadırda biz 50-60 kişi sadece böyle dikildik. O zobanın ısısı az bir şey versin de yarın en azından bir şeylere daha çaba gösterelim. Geceleri köyümü turlamadık. Enkaz altında halen yaşayan canlarımızın yanına gidip kurban olayım, az daha sabredin. Kurban olayım, elimizde bir şey gelse biz zaten canımızı vermişiz. İnsanlarımız da hani siz diyor yeter ki diyor siz yaşayın diyor. Biz biliyoruz ki siz bizi yaşatırsınız. Ama hani o yokluk hani ya her zaman kırtlağımız doluyor, gözlerimiz doluyor, ağlayamıyoruz da artık. 3. gün, 4. gün yani Rize'den yetişti insanlar. 2. günün akşamı Almanya'dan yetişti insanlar, Fransa'dan yetişti akrabalarımız ve devletimiz buraya hiç gelmedi. Çok kötüydü depremin ilk günü. Hem kar vardı, hem soğuktu, hem de deprem. Hiçbir şey yapamıyorsun, kıpırdayamıyorsun. Enkazın altında insanlar var, yaralılar var. Yardımcı olamıyorsun, sallanıyorsun çünkü çıkamıyorsun. Akşamüstü ancak çıkarabildiler yaralıları kendi imkanlarıyla.
11 kişi vefat etti. Ondan sonra onları da 3 gün sonra bazısını kendi imkanlarımızla çıkardık ölülerimizi. Bazısını da çıkaramadığımızı da 3 gün sonra AFAD geldi. Çıkardı ve oraya koydu, dedi ki 3 gün sonra, birkaç gün sonra savcı görecek, ondan sonra gömeceksiniz. 3 günde onları bekledik. Yaralılar ölülerini gömmek için bekledi mecburen. Ya traktörlerin arkalarında remorklarımız var. Onların içinde beklettik. 3 gün burada mahsurduk. Ne telefon şebekelerimiz de yoktu. Gelen giden olmadı. Biz buradaydık zaten. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı, yerle bir oldu. Bir tek bu sayaç var. Bir tek sayacı çıkarabildim burada. 2-3 tane çorap çıkarabildim. Başka da bir tepsi çıkarabildim. Gördüğünüz gibi çaydanlık. Hayatım boyunca daha böyle bir depreme rastlamadım. Yani deprem gününde inşallah aşağı ineriz de yani kurtuluruz zannettim. Meğer ki oğlumu uyandırmaya gittim. Gittiğimde de uyandığı gibi koştu, kapıya dayandı. Ben de arkasındaydım. Kapıyı açtığımızda merdivene gider gitmez merdiven bizim üzerimize çöktü. Konular çöktü. Oğlumu yani tetiklemiş, o tarafa kadar ben oğlumu görmedim. Ben de bu duvarın altındaydım. Bağırdım. Hiçbir şekilde kimse bana cevap vermedi. Ben de yani enkazın altındaydım. Bağırdım Yusuf diye. İnşallah yani yola çıkmıştır, kendini kurtarmıştır umarım. Bağırdım ses vermedi. Bağırdım ses vermedi. Hiçbir Allah'ın kulu bize el uzatmadı. Yani bu kadar yakın olduktan sonra ellerine ne yapacaklar ki? Hiçbir ne afat ne de bir şey. Afatlara da cevap, yani telefon ettiler, bir türlü gelemediler. Dedektör, anne yarın dedektör gelecekmiş, anne yarın dedektör gelecekmiş. 4 gün süreyle oldu, hiçbir Allah'ın kolu bize el uzatmadı. Ben ya, yani gelselerdi belki oğlum kurtarırdı, yani oğlumu kurtarırdı. Ama hiçbir Allah'ın kolu bize gelmedi. Hani yani Allah bu gönüllülerden binlerce kere razı olsun. Bu gönüllüler bize el uzattı. Yardımda olsun, gıdada olsun, suda olsun, her bir şeyde olsun. Kızılay'ı hiçbir şekilde, Kızılay gördünüz mü? Hiçbir alan, Kızılay'ı hiçbir şekilde burada görmedim. Biraz daha erken müdahale edilmiş olsaydı, belki de söylediğim rakamın yarısı da kurtulabilirdi. Hem havalar soğuk, -3. Hem sağanak yağış vardı. Benim kulağıma gelen sesler anlatılmaz yani. Kurtarın diye. Bazıları 3 gün kaldı, bazıları 4 gün kaldı. Sesler kesildiği zaman ama iş işten geçmişti. Artık yapacak bir şey yoktu. Kimlerini aldık 500 metre sonra yollarda öldüler. Yaralı çıkardık ama öldüler. Ben bugün sabah da kalktığımda dedim keşke ben de gitseydim de kurtulurdum bu kadar acıyı bir daha hatırlamamak için. Her gün bunlarla yaşıyoruz, gece yatamıyoruz. Arkadaşlarım, dostlarım. Yani çok zor bir şey. Halk bilirse başına gelenleri bilir. Bunun yüzyıllarda bunu birbirine aktarırız. Böyle bir durumda yaşadık, böyle bir işkenceyi gördük, böyle bir devlet bize sahip çıkmadı bu sırada. Üçüncü güne kadar zaten bizim insanlar yarısı öldü. Bu insanlar ölme, birinci güne kadar olsaydı yüzden 50'sini bu insanları biz kurtarırdık. Biz kendi açtık, biz kurtaramadık. Yağmurda, soğuktan, kardan biz kurtaramadık. Ya Muhammed ya da Nami.